Herkese merhabalar, Papatya Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir tarifle geldim sizlere. Bugün donut yapıyoruz. Bütün püf noktalarıyla birlikte adım adım evimizde en kolay ve en lezzetli, en pratik donut nasıl yapılır sizlere göstermek istiyorum. Ama tabii ki önce malzemelerimiz. Öncelikle 400-420 gram unumuz var. Bir paket kuru maya veya yaş maya. Bir su bardağı dolusu süt. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin, 1 tatlı kaşığı tuz, birer paket Milka sütlü çikolata ve beyaz çikolata ve arzuya göre pasta süslerimiz var. Öncelikle geniş bir kabıma ısıtmış olduğum 1 su bardağı dolusu sütümü alıyorum. Daha sonra üzerine yumurtamı, 1 yemek kaşığı yani 1 paket kuru mayamı ve 2 yemek kaşığı şekerimi de ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve üzerini kapatıp 10 dakika kenarda dinlendiriyorum. Evet, mayamızı 10 dakika dinlendirdikten sonra yanıma almış olduğum unumun sadece bir kısmını üzerine ilave ediyorum. Tuzumu da ekledikten sonra güzelce pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıyorum. Evet, istediğimiz kıvama geldi ve geri kalan unumuzu da yavaş yavaş dikkatli bir şekilde ekleyerek hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuzun kıvamını daha iyi anlayabilmek için elimle yoğurma işlemine devam ediyorum ve kenarda 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında beklettiğim tereyağı veya margarin ikisini de kullanabilirsiniz. Hamuruma ilave ediyorum ve güzelce yedire yedire yoğurma işlemine devam ediyorum. Ve hamurumu daha rahat yoğurabilmek için masama alıyorum. Evet, hamurumuzun kıvamı gelmeye başladı. Şöyle hamurumu biraz toparlıyorum ve sizlere tabii ki kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Fazla yumuşak değil, fazla sert bir hamur da değil. Aynen bu şekilde hamurumuzu toparlıyoruz ve hazırlıyoruz. Ve kabımı bolca zeytinyağı ile yağlıyorum ve hamurumu da tabii ki her tarafını güzelce elimle yağladıktan sonra üzerine sıkıca streçleyip iki katına çıkana kadar yani 1 saat sıcak bir alanda mayalanmaya bırakıyorum. Evet, 1 saat hamurumuzu mayalandırdık. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Pürüzsüz bir hamur oldu. Şöyle ortasına bastırıyorum. Havasını aldıktan sonra masama alıyorum ve küçük küçük bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bu vermiş olduğum tariften tam 12 tane donut çıkıyor arkadaşlar ve küçük küçük kesmiş olduğumuz bezelerimizi hepsi aynı ölçüde, aynı büyüklükte olsun diye sizlere tekrar göstermek istiyorum. Bezelerimiz 60 gram oldu arkadaşlar. Bu şekilde hepsini hazırlarsanız hepsi aynı büyüklükte ve eşit şekilde olurlar. Evet, bezelerimi hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimin üzerine elimle bu şekilde bastırıyorum. Eğer evinizde şişe kapakları veya pasta uçları ikisiyle de olabilir. Hangisi varsa bu şekilde ortalarını bastırıyoruz ve ortalarını aldıktan sonra yine kenara temiz kağıdımın üzerine alıyorum ve mutlaka bezelerimizi yine tekrar 20 dakika dinlendiriyoruz.
Evet, yine içinden almış olduğumuz küçük parçalarımızı toparlıyoruz ve yine tekrar küçük bir tane donut çıkıyor onlardan arkadaşlar. Bu şekilde tam 12 tane donutımızı hazırlıyoruz. Evet, üzerlerini güzelce kurumasınlar diye örttüm ve dinlendiriyorum. Bu arada hamurumuz dinlenirken biz hemen çikolata soslarımızı hazırlıyoruz. Bir paket sütlü ve bir paket beyaz çikolatamı güzelce bu şekilde kırdım ve geniş bir kabıma kaynar suyumu doldurduktan sonra çikolatalarımızı güzelce ara sıra karıştırarak bu şekilde eritiyorum. Evet, hamurlarımızı 20 dakika dinlendirdik ve hemen tavamızın altını orta derecede ayarlıyoruz ve kızartma işlemine başlıyoruz. Bol şekilde içine zeytinyağımı da ilave ettikten sonra yağımız orta derecede güzelce ısındıktan sonra kızartma işlemine başlıyorum. Evet, şöyle her tarafı eşit şekilde kızarması için şöyle karıştıra karıştıra yavaş yavaş iki tarafını güzelce nar gibi kızarana kadar kızartıyoruz ve daha sonra mendilimin üzerine almış olduğum hamurlarımı sonra telimin üzerine alıyorum. Bu şekilde daha çabuk soğuyorlar arkadaşlar. Gerçekten böyle bile yenebilir. Çok lezzetli gözüküyorlar. Evet, aynen bu şekilde kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi yapması oldukça pratik ve zevkli arkadaşlar. Gerçekten çok da çabuk kızarıyorlar ve hemen diğer bezelerimizi de yine aynı şekilde iki tarafını güzelce nar gibi kızartıyorum ve önce mendilimin üzerine sonra telimin üzerine alıyorum. Bu şekilde daha çabuk soğuyorlar. Ve kızartma işlemimiz bitti. Evet, ben hepsini telimin üzerine aldım. Bu arada çikolata soslarımız da güzelce kıvamına geldiler. Sizlere şöyle yine kızarmış olan donutlarımızı tekrar göstermek istedim. Soslarımız daha ılık. Şöyle yine tekrar biraz karıştırıyorum ve güzel, benim en sevdiğim bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Çikolatalar soslarımıza güzelce buladıktan sonra yine tekrar telimizin üzerine alıyoruz. Arzuya göre tabii ki nasıl isterseniz, sizler damak zevkinize göre az bandırabilirsiniz veya fazla batırabilirsiniz. Bu şekilde sadece bir taraflarını çikolata soslarımıza batırıyoruz ve telimizin üzerine alıyoruz. Ve süsleme işlemine geçiyoruz. Damak zevkinize göre hangisini daha çok tercih ediyorsanız, seviyorsanız ona göre üzerlerini süsleyebilirsiniz. Ben pasta süsleri ve kırık bademimiz, fındığımız var. Hangisini seviyorsanız ona göre sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, beyaz çikolatalı olanlar arkadaşlar gerçekten kırık fındıklarla çok lezzetli oluyor veya cevizle. Hepsi tabii ki damak zevkinize kalmış. Ben bu şekilde böyle sizlere bugün en pratik ve en lezzetli halini göstermek istiyorum. Çocuklarınız da eminim bu süsleme işlemlerini yaparken bayılacaklardır. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden lezzetli oldular, bittiler. Ve hemen ister ılık ister biraz dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz gerçekten. Hepsi birbirinden lezzetli oldular. Evet, ben daha sonra biraz dinlendikten sonra yine tekrar daha iyi göstermek için masamı aldım arkadaşlar. Öncelikle inşallah beni buraya kadar izlemiş dersiniz. Gerçekten bu şahane lezzetleri hiç dışarıdan almanıza gerek yok. Bütün aile istediğiniz şekilde süsleyip bu şekilde tüketebilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli oldular. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öncelikle sizlere tabii ki lezzetini, sunumunu da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, mis gibi oldular. Öncelikle beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve hepinize güzel günler diliyorum.